Demek haklılar ha? Haklılar. Ulan benim abim delik deşik teslim edildi bana. Nişanlıydı lan. Anam aklını yitirdi. Babam kalp krizinden öldü. Sebebi kim lan bunların? Sebebi kim? Geri verebilir misiniz lan? Abimi, annemi, babamı geri verebilir misiniz ha? Haklılar ha? Haklılar. Senin gibi düşünenler yüzünden bu hale geldik zaten. Anlamıyorsunuz değil mi? Kanı kanla yıkayamazsınız. Abim öldü lan benim abim. Bu kansızlar şehit etti onu. Şimdi de kalkmış teslim olacaklarmış. Ne yarar lan artık? Ne yarar lan artık? Ne yarar lan artık? Beyler ayırın. Ayrılın diyor ya. Ayrılın. Ayrılın ya. Ayıp oluyor ha. Siz arkadaşsınız. Ne arkadaşı be? Benim katilleri savunanlarla işim olmaz. Pişman olacaksın. Bu söylediklerin yüzünden utanacaksın. Ulan ben senin var. Dur be oğlum. Tamam, dur be dur. Sakin ol. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne yaptığımı mı sanıyorum? Tabii ölen, bayrağı sarılı getirilen sizin abiniz değildi. Adamlar teslim olacak be. Ne istiyorsun daha? Ne mi istiyorum? Abimi istiyorum lan. Abimi istiyorum. Yeter be yeter. Dur. Dur tamam. Ula velat. Ulan eğer ölüme çıkarsan acımam bilesin. Bundan böyle dağda aç, sefil, bit içinde gezmek yok. Bu kavga bitecek. Bundan sonra eve dönmek, adam gibi yaşamak var. Çekil önümden. Çekil yoksa... Yoksa ne lan? Yoksa ne? Vuracak mısın beni? Vur lan hadi. Vur hadi. Bakalım kim kalacak geride. Ulan bir sözleriyle bizi birbirimize düşürdüler be. Helal olsun size. Yakışıyor mu ha? Yakışıyor mu? Biz birbirimiz için ölmeye yemin ettik. Birbirimizi öldürmeye değil. Ama şu halinize bak. Yazıklar olsun size be. Ben de sizi adam sanmıştım. Beş para etmezsiniz lan. Ama çavuşum. Abi... Kes lan. Kes. Haklılar demiyorum. Ama bu iş kanla temizlenmez diyorum. Biz bin yıllık kardeşiz. Bu sorunu biz başlatmadık. Ama bizden başka çözecek de yok. Ulan şimdi... Bana bak Serhat. Çok konuşma sen de. Biz teslim olana teslim olma demeyiz. Ama kurşun sıkana da misliyle karşılık veririz. Katil değiliz biz. Ama bu işi kan davasına da dönüştürmeyiz. Yakışmaz bize. Çekil önümden velat. Bu iş bitmiştir. Silahla çözülecek hiçbir mesele yoktur artık. Biz devlete gidiyik. Devletin büyüklüğüne, adaletine gidiyik. Bu dediklerin olmayacaktır. Bu dediklerin hayaldir. Bunlar pratikte mümkün değildir. Parti düşüncemize aykırıdır. Bu mudur lan parti düşüncesi? Bu mu parti pratiği? Bak şu halimize. Yiyecek ekmek bulamaz olduk. Biz niye çıktık bu dağlara? Hani TC bize düşmandı? Hani TC katildi? Ula katil olan biziz asıl. Baksana devlet kucağını açmış bizi bekliyor. Biz ne yapıyoruz la bu dağlarda? Ne yapıyoruz? Boştur bunlar heval. TC oyunudur. Bizi birbirimize düşürmek istiler. Buradan gitmeye kalkanın kafasına ben sıkarım. Acımam bilesiniz. İnan sıkarım lan. Hazırlanın. Saat 8'de çıkacağız. Tamam çavuşum. Sen de gel benimle. Hadi. Tertip. Yavuz'un yanında böyle konuşma. Adamın abisi şehit olmuş. Acısını anlayamayız biz. Aslında herkes bu işin bitmesini istiyor. Ama ilk adımdan korkuyorlar işte. Keşke bitse. O zaman evde anam babam daha rahat uyur. Ayşe günlerimi korkuyla değil, heyecanla sayar. Düğün ne zaman? Nasipse dönünce. 17 gün kaldı. Hayırlısı. Düğününe çağırırsın artık. Ne demek? Elbette. Hadi gidelim. Hı hı. Çekil Eval. Bu kadar sefalet yeter artık. Cesedimi çiğnemeden gidemeyeceksiniz. İzin vermem buna. Doğru olan bu değildir Eval. Doğru olan kardeşliktir. Biz yanılmışız. Aldanmışız. Bundan sonra biz askerle, polisle aynı tarafız.
Ayrımız gayrımız yoktur artık. Şimdi çekil önümden. Hadi lan. Git bakalım. Ne kadar gideceksen göreceğiz. Ula bunlar asla TC'ye teslim olmayacaktır. Bilesin. Anlamışım başkanım. Adamlar teslim olacakmış. Haklılar. Dağda sefalet diz boyu. Kim ister ki anasından babasından ayrılmayı? Teslim olmaları en hayırlısı. Dağa çıkmadan önce akılları neredeymiş? Ula bu kadardır. Akşama bu iş bitmiş olacak. Abim nişanlıydı. Necla ablayla. Necla abla köyün en güzel kızıydı. Abimden sonra başka biriyle evlendi. Erkek çocukları oldu. Necla abla abimin adını koydu oğluna. Hala yüzü gülmüyor biliyor musun? Hep bir donukluk, burukluk var bakışlarında. İçin içine ağlıyor ama belli etmiyor. Abimi bekliyordu tertip. Her şey hazırdı düğün için. Necla abla ellerinin kınasıyla karşıladı. Abimin bayrağı sarılı tabutunu. Biliyor musun? Evlendi ama hala abimi bekliyor. Oysa abim geri gelmeyecek. Onu şehit edenler bugün karşımıza çıkmış. Pişkin pişkin biz pişmanız. Teslim oluyoruz diyorlar. Anlamıyorum tertip. Bu nasıl bir dünyadır? Abim ne olacak? Onu bekleyen nişanlısı ne olacak? Babam abimin acısına dayanamadı, öldü. Babam ne olacak? Annem aklını yitirdi. Annem ne olacak? Ben bunca acının üstesinden gelmeye çalışıyorum ama bir yanım hep eksik. Ben ne olacağım? Ben bunları kaldıramıyorum tertip. Zor geliyor. Çok zor. Yüzlerce yıldır birlikte yaşadık. Yine birlikte yaşayacağız. Biz biriz. Bunu bilmek lazım. İntikam duygusuyla olmaz bu iş. Ne diyorsun lan sen? Durun be Berat, durun. Arkadaşlar ayıp durun yapmayın. Ya. Ayıptır Eller. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin artık. Dağa gidiyoruz. Ne olacağı hiç belli olmaz. Yorulur, birbirinizi taşımak zorunda kalırsınız. Ekmeğiniz biter, ekmeğinizi paylaşırsınız. Merminiz biter, merminizi paylaşırsınız. Gece soğuk olur, sırt sırta verir... Aynı mevzide soğuğu paylaşırsınız. Pusuya düşersiniz. Can pazarında ölümü, hayatı paylaşırsınız. Şimdi aptal aptal davranmayı bırakın. Kendinize gelin. İçtima 15 dakika sonra. Oğlum sakın yaralanayım deme. Değil taşımak. Dönüp bakmam bile. Bakma lan bakma. Ama eğer sen düşersen yere... Kimseye yük olma diye bir de ben sıkarım. Bırak lan sen de beni. Ula bu iş daha bitmemiştir. Benim adım da Velatsa, bunu senin yanına komam ben. Ula partinin itibarı yere düşecek. Bu iş olmamalıdır. Kimse TC'ye teslim olmamalıdır. Tamam lan, buldum o gir. Hadi la, hazır olun, peşlerinden gidik. Ne yapacağız ki başkan?
TC'ye biz teslim olacağız, onlar değil. Durmayın la, vakit yoktur. Hadi. Gör bakalım Behram Efendi. Şimdi neler olacaktır. Hadi la. Tertip. Benimkisi boş bir intikam duygusu değil. Ama dayanamıyorum. Anla beni. Bugün teslim olacağız diye haber gönderenler, dün Alper'i şehit edenlerle aynı. Alper'in karısı çocuğu bugün ne yapıyor düşünen yok. Canım yanıyor Selim. İnansam iyi niyetli olduklarına susarım. Acımı içime gömer, gerekirse bu vatan için sesimi bile çıkarmam. Ama inanmıyorum iyi niyetli olduklarına. Anla beni ne olur. Bu iş önemli Yavuz. Bakarsın gerçekten niyetleri iyidir. Beklemek lazım. Anlıyorum seni. Ama bu kavganın da bitmesi lazım artık. Sakın sen taş koyma bu işe. Sakın aklından yanlış bir şey bile geçirme. Bak. Birlikten ikilik çıkmaz tertip. Bizim her şeyimiz bir. Bayrağımız bir. Vatanımız bir. Marşımız bir. Dinimiz bir. Kitabımız bir. Allah'ımız bir. Her şeyimiz bir. Bu kadar birlikten ikilik çıkmaz. Sen rahat ol. Hadi sen işte mağalığına git. Ben de komutana haber vereyim. Tamam. Ula dikkatli olmak gerek la. Ne olur ne olmaz. Ben Velad'ın bu işin peşini kolay kolay bırakacağını zannetmiyorum. Başkan asker ne zaman gelecek? Akşam olunca la. Akşam olunca üç gözelerde. Başkan, kayboldular. Yok la, kaybolmadılar. Üç gözelere gidiyorlar. Ama başkan, bu yol başkadır. Asker üç gözelere gitmek için yol çatından geçmek zorunda. Biz de onlara bir hediye vereceğiz. Behram Efendi. Bakalım dediklerin olacak mıdır la? Girin la. Sen de. Tamam başkan. Tamam Ayşem. Merak etme. Bitecek, az kaldı. Hem sen düğüne hazır mısın bakalım? Hazırım Mehmet. Bugün annemle çarşıya çıkacağız. Hani bir gelinlik var dedim ya sana, ona bakacağız. Vay, gelin olacaksın demek. Ne sandın ya? Gelin olacağım. Senin gelinin olacağım. Of, geçmez ki artık bu 17 gün. Gel artık Murat, çok özledim seni. Bu kadar çok özledim ki günleri bile sayamaz oldum. Gel artık. Gel de bitsin bu çile. İnşallah Ayşem. Sen duan eksik etme yeter. Hadi herkese selam söyle. Gitmem gerek artık. Güle güle. Allah'a emanet ol. Sen de Ayşe. Sen de Allah'a emanet ol. Her şey çok iyi olacak komutan. Gir. Tim hazır komutanım. Tamam, geliyorum. İnşallah dediklerin doğrudur Osman. Eğer yanlış çıkarsa bir daha ne sen ne de ben bir araya gelemeyiz. Yanlış düşünürse komutan, biz hiç ayrılmadık ki bir araya gelelim. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar utansın. Bak göreceksin. Dağdakiler de bunu anlamıştır artık. İnşallah öyledir Osman. İnşallah öyledir. Hadi bakalım. Görelim neler olacak. Unutmayın sen komutan. Üç gözelerdiler. Ne o yüzün düştü? Ayşe yenge kötü bir şey mi söyledi? Yok abi ya. 17 günüm kaldı. Artık geçmiyor günler. Ayşe de çok bunaldı artık. Hayırlısı bakalım. Abim de böyle miydi ki acaba?
Dikkat! Tim tam mevcut. Emir ve görüşleriniz hazırdır komutanım. Tamam Hasan. Geç yerine. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, üç gözelere gidiyoruz. Akşama doğru orada olacağız. Bir grup terörist teslim olmak için haber göndermiş. Onlarla buluşacağız. Her ne kadar teslim olacaklarsa da tedbirli olmakta fayda var. Çavuş! Sağa dön! Çapraz tutuş! Çözülerek adi adım! Marş marş! Hadi bakalım Osman. İnşallah dediğin gibidir. Merak etme komutan. Bu kavga lüzumsuzdur. Artık her şey akıllıca olacaktır. Yolun açık olsun. Sağ ol. Velak boş durmayacaktır. Kesin bir işler çevirecektir. Ula dere yolundan gidek. Oraya emniyetlidir. Hadi gidik la. Ula asker nereden geçer ki? Bu yol üç gözelere giden kestirme yoldur ama ben olsam buradan değil, aha şuradan giderim. Burası yumuşaktır. Ama burası serttir. Hem de hakimdedir. Asker kesin hakimden gider. Hadi la! Şu ilerideki yola mayın döşeyeceğiz. Hadi, hadi! Çabuk! Hadi la hadi! Acele edin! Boşuna mı canlardı be? Böyle mi olacak? Ama dur. Bu kadar kolay olmayacak. Ben yapacağımı biliyorum. Hele bir çıksınlar karşıma. Bu kavganın da bitmesi lazım. Sakın sen taş koma bu işe. Sakın aklından yanlış bir şey geçirme. Hayırlısı bakalım. Allah neyi dilerse olur. Çalışmaların yapılmasının artık kaçınılmaz olduğunu söylediler. Terör örgütünün dağ kadrosunda kendi isteğiyle bulunmayan, zorla götürülmüş pek çok kişinin tekrar ailelerine dönmek istediğinin herkes tarafından bilindiği de göz önüne alınarak yapılan açıklamada... Ne yani? Şimdi teröristler ben pişmanım deyip geri gelseler onlara kucak mı açacağız? Elbette hanım. İnsanlar hata yapar. Önemli olan bundan pişmanlık duymak ve hatadan samimiyetle dönmektir. Benim yavrum o dağ başlarında onların yüzünden her gün ölümle burun buruna geliyor. Ben onları nasıl affederim? Kandırılmışların, pişman olanların dağdan inmeleri için devletin onlara kolaylık göstermesi gerekir. Bilmiyorum bey. Ben oğluma kurşun sıkana sevgiyle bakabileceğime inanmıyorum.
İnşallah bir sorun çıkmaz. Bir düş. Bir tekme de ben atmazsam adam değil. Seni de o teslim olanlarla birlikte sermezsem yere. Fazla mı yüklendim ki? Sonuçta abisini kaybetmiş, kolay değil. İnşallah kırılmamıştır. Bunlar da abarttılar ha. Bu kadar kolay olacaktı da şimdiye kadar niye olmadı? Dikkatli olmazsam Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olurum. Tedbirli olmak lazım. Öncü 3, aslanım. Cevap ver. Öncü 3 dinlemede tamam. Oğlum, ileride önüne patika çıkacak. Oraya gelince haber ver. Oradan gideceğiz. Anlaşıldı Öncü, tamam. Komutan uylandı. İnşallah bir terslik falan çıkmaz. Sadece patikaya değil, her yere mayın döşeyeceğiz. Asker neye uğradığını şaşıracak. Onlara bundan iyi hediye olmaz. Nasıl olsa birinden birine basarlar. Hadi, acele edin hadi. Ula Behram, ben Velat, duyuyor musun? Ula Behram, cevap ver, ben Velat. Ne olmuştur lan, ne istiyorsan gel. Heval, gel bir daha düşün. Bak bu son sözümdür. Vazgeç bu işte. Boşuna nefes tüketme Heval. Benim artık bu dağlarda işim olmaz. Bu kavga bitmiştir. Heval, bu kavga bitmez. Bitmeyecektir de. Bilmez misin sen? Biter la. Hem de öyle biter ki. Senin gibiler bile kabul eder. La bu kavgayı bitirmek senin gibi çulsuzlara mı kaldı be? Acele edin la. Daha yapacak işimiz vardır. Niye bu kadar kolay oldu ki? Sonuçta yılların kavgası bir sözle biter mi? Biter, niye bitmesin ki? Yeter ki inanalım bu işe. Ya bir tuzaksa? Of! Ne bu ya? Ulan bir akşam olsa. Adamın canı yanmış. Dağ gibi abisi gitmiş. Herhalde öfkeli olacak. Sen alttan al oğlum. Boş ver. Büyüklük sende kalsın. Teslim olacak vermiş. Teslim. Teslim. Olur mu ki? Bakarsın olur. Hem olmazsa ne kaybederiz ki? Belki gerçekten de biter. Bunca zamandır düşmanlığa muhabbet niyedir ki? İnsan düşmanlığa kine muhabbet besler mi? Doğru yapıyorsun lan, doğru. Ne geçmiştir ki eline bunca yıldır? Hem neyin kavgasıdır ki bu ha? Oğlum bilem devlete memurdur. Daha ne yapacaktır devlet bize? Merhem Haval. Ben Osman, cevap veresin. Merhem Haval. Cevap ver. He Osman, dinliyorum. Ula bu da kimdir ya? He Merhem Haval. Esker çıkmıştır. Akşama orada olacaktır bilesin. Tamam Osman, biz de gideyim. Sorun yoktur. Bakalım sorun var mıdır yok mudur? Göreceğiz. Ula bunlar beni hiç saymazlar ha. İyi, saymasınlar bakalım. Hadi lan, acele edin dedim. Olacaktır la bu iş. Olacaktır. Askere yazık olacaktır ha. Şimdi sırada Behram vardır. Ula Behram. Ölümün elimden olacak hain.
Akşama geri döneriz herhalde. Hayırlısı kaza bela olmasın da. Canım hanım, akılları bendedir. Kim bilir nasıl zor geliyordur. Hayırdır hanım? Selim'in izne gelişi geldi aklıma. Ramazan günü sahurda çat kapı gelmek. Tam da onun yapacağı bir şeydi. Ne güzel sürpriz yapmıştı bize, değil mi? O gün bugün hissettiklerimde yanılmak için sürekli dua ediyorum. Selim'in söyledikleri senin kafanı karıştırdı. O yüzdendir. Yok. Öyle bir şey değil bu. Selim bir şey söylemeden ben hissetmiştim. Hanım, deme böyle. Oralarda askerlik yapan her çocuğun anası babası aynı kaygıları taşıyordur. Hayırdır, kim acaba? Sen dur bey, ben bakarım. Aa, buyur evladım, hoş geldin. Gel. Şunlara bak. Öl desem ölüme atlayacaklar. Hepsi ana kuzusu. Hepsinin hayalleri, umutları var. Allah'ım sen beni sana ve milletime mahcup etme. Başımı öne eğdirme Allah'ım. Önce üç. Ne oldu aslanım? Komutanım söylediğiniz patikaya geldim. Tamam aslanım. Gidip bir kontrol et. Anlaşıldı, tamam. Ben bir kontrol edip geleceğim. Hakimden gitmek her zaman iyidir. Asker görünmüştür. Başkan, asker görünmüştür. Ula be adam, cevap ver, ben Velat. Ne var, cevap ver. Ne var lan, ne istiyorsun? Ula be adam, bu son sözümdür. Gel bırak bu inadı. Gel vazgeç, boşuna uğraşırsın. Asıl sen boşuna uğraşma Velat. Artık çok geçtir. Ben neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamışım. Boş yere inat edilsen Heval. Biz birbirimizi biliriz. Gel boş yere canından olma. Ula buradalar mı yoksa? Yoklar lan. Boş yere konuşuyorsan Heval. Benim yolum artık bellidir. Tamam ula, benden söylemesi. Demek buraya kadarmış. Yolun açık olsun gayrı. Demek boşuna endişe etmiş. Hadi la acele edin. Tertip. Artık bırak bu inadı. Boş yere birbirimizi kırmaya gerek yok. Boş yere uğraşma arkadaşım. Benim artık seninle işim olmaz. Kim haklı kim haksız yakında anlarız zaten. Allah akıl fikir versin sana. Temiz görünüyor. Gel artık Murat, çok özledim seni. Bu kadar çok özledim ki günleri bile sayamaz oğlum. Gel artık, gel de bitsin bu çile. 17. 17 gün kaldı be. 17 gün. Ulan bitmez gibi geliyordu. Bak bitiyormuş demek ki. Bekle Aysen, bekle geliyorum. Temiz. Önce yola çık. Tamam aslanım, devam edelim. Yeterince oyalandık burada.
Anlaşıldı, tamam. Hadi. Gündüz gözüyle bir şey olacak değil ya zaten. Hadi. Hala şansın vardır. Bırak bu inadı. Gel vazgeç. Boşuna nefesini tüketme Velat. Ben artık dönmem oralara. Kararımı vermişim. Eval, bak bu son sözdür bilesin. Gel vazgeç. Yeter ula boş boş konuştuğun. Ben devletin adaletine sığınırım. O kadar. Ula ilk ateş bendedir. Sonra serbestsiniz. Başka diyeceğim vardır. Yoktur la bu kadar. Haklısın la, bu kadar yeter. Behram Evel, merak etmeyesin. Senin yerine biz çıkacağız askerin karşısına. Ula buradadırlar. Aferin lan. İşte böyle. Akıllı olmak gerek. Haklısın başkan. Ben yanlış yapmışım. Behram başkan kandırmıştır bizi. La sen hainsin. Hainlik affedilmez. Mı vazgeçmedin? Yazık. Askere sen değil, ben teslim olacağım. Diyeceğim bir şey var mıdır? Toprağın başına. La bu mudur diyeceğin? Toprak asıl senin başına. Gizleyin lan şunları. Hadi. Askere biz teslim olacağız. Tabii asker gelebilirse. Of. Bu ne böyle ya? Nasıl bir sıkıntıdır bu? İçim uyuluyor sanki. Anneme bir şey mi oldu ki? Allah razı olsun senden oğlum. İyi ki uğradın yanımıza. Selim'in çok selamlarını getirdim Aleyküm size. Selam. Onun yerine ben geldim sizin elinizi öpmeye. Sizi çok özlemiş. İki lafından biri zaten sizsiniz. Ah ah. Biz de onu ne kadar özledik bir bilsen. Gözümde tütüyor yavrum. İzne diye geldi. Sonra bir baktım gitmiş. Nasıl geçti o 10 gün anlayamadım. Hiç doyamadım evladımı. Bak oğlum, bunlar Selim'in istediği şeyler. Pek bir severdi içindekileri. Bilmez miyim teyzeciğim? Oğlum anlatsana biraz, nasıl oralar? Selim'im nasıl?
Çok sıkıntı çekiyor musunuz? Ne olsun işte teyzeciğim. Bildiğin asker ocağı. Biz iyiyiz de. Selim de bir yerinde dursa. Hep kendini öne atıyor. Hiç sakınmıyor. Aslandır benim oğlum aslan. Hiçbir şeyden korkmaz. Hakikaten hiç dikkat etmez kendine. Allah korusun bir şey olursa dayanamam ben. Amma abarttı bu Yavuz da ha. Ya haklıysa? Ya bir tuzaksa? Yok be. Adamlar teslim olmaya geliyor işte. Tertip, düğününe çağıracaksın değil mi? Ne demek Tertip, elbette. Seni çağırmayacağım da kimi çağıracağım? Hele o gün bir gelsin de. Buraya kadar ha. Başkan, ben Hogir. Asker bölgeye girmiştir. Anlaşıldı lan. Bana durumu bildiresin. Tamam başkan. Çavuşum niye durdun? Yok bir şey. Ula. Ula bunlar mayını fark etmiştir. Ayşe merak etme. Bitecek az kaldı. Hem sen düğüne hazır mısın bakalım? Hazırım evladım. Bugün annemle çarşıya çıkacağız. Hani bir gelin var dedim ya sana, ona bakacağız. Hay gelin olacaksın demek. Ne sandın ya? Gelin olacağım. Senin gelinin olacağım. Benim gelinim olacaksın Ayşe. Bir tanem benim. Başka mayınlar da olabilir. Kalın yerinize. Murat. Dikkat edin. Murat mayına bastı. Komutanım, Murat mayına bastı. Ne oluyor ya? Murat mayına bastı. Kimse yerinden kıpırdamasın. Başka mayınlar da olabilir. Murat mayına bastı. Murat mayına bastı. Komutanım Murat mayına bastı. Murat dayan. Murat. Murat. Selim dur. Murat beni. Dur Selim. Murat. Dur her yer mayınlanmış dur. Murat evlenecekti. Aynı abin gibi. Bırak beni. Murat. Dur. Thank you.
bekle geleceğim. Gelinim olacaksın. 17 günüm kaldı. Ayşem. Ayşem. Selin dur. Murat. Murat dertim. Murat dertim. Uzanamıyorum tertim. Uzanamıyorum. Şimdi tamam. Vereceksin tabii. Şurada neyin kaldı ki? 17 gün. 17 gün ne ki? He? 17 günüm kaldı. Ayşe çok üzülecek değil mi? Yavuz niye ağlıyor? Abisinin nişanlısı başkasıyla evlenmiş. Ayşe de başkasıyla evlenir mi ki? Ama benim Ayşem. Evlenmez dertim. O senin Ayşen. Senden başkasıyla evlenmez. Seni bekliyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü en Muhammeden abdu ve resul. Evlenmez tabii Murat. Senle evlenecek o. Ayşe sensiz olabilir mi hiç Murat? Ayşe seni bekliyor Murat. Elleri kınalı seni bekliyor Murat. Seni bekliyor. Komutanım Murat. Murat şehit oldu komutanım. Tamam. Canım kastılar de. Sen şehitsin üzülme. Ben kalkayım artık. Yine gel oğlum. Sen de bizim bir oğlumuzsun artık. Selim neyse sende olsun. Yolun açık olsun. Selim'e onu ne kadar çok özlediğimi söyle olur mu? Olur teyzeciğim tamam. Siz hiç merak etmeyin. Hanım sıkma çocuğu. Aynı şeyleri sabahtan beri söyleyip duruyorsun. Bey. Evladımı o kadar çok özledim ki. Açıp pencereyi Selim diye bağırsam az gelir. Telefon ettiği zaman söyleyeceğim. Öyle önlere kendini atma diyeceğim. Laf dinler mi ki senin oğlun? Öpeyim teyzeciğim. Sağ ol oğlum. Ayşe sensiz ne yapar ki şimdi? 17 günün kalmıştı. Teslim olacaklar ha? Teslim olacaklar. Komutanım, etraftaki mayınlar temizlendi. Tamam aslanım. Ne be haliniz be? Kendinize gelin. Şehit oldu o. Anladınız mı? Şehit oldu. Toparlanın artık. Yapılacak işlerimiz var. Bu hainliğin hesabını sormazsam kimsenin yüzüne bakamam. Ne askerlerimin, ne Ayşe'nin, ne de Murat'ın. Kimsenin yüzüne bakamam. Kimsenin yüzüne bakamam. Kendi yüzüme bile bakamam. Başkan, asker toparlanıyor. Yola çıkacaklardır. Helikopter gitmiştir. Tamam la tamam. Gelsinler bakalım, gelsinler.
Biz de onlara teslim oluruz. Hadi. Aldın mı cevabı? Bak. Ne güzel teslim oldular değil mi? Kesin gevezeliği be. Güneş batmadan o hainler bunun hesabını verecek. Çavuş. Üç gözelere devam ediyoruz. Emredersiniz komutan. Bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Abim gibi oldu. Tıpkı abim gibi. Allah'ım sen nişanlısına sabır ver. Ne diye inanırsın ki bunlara? Niye? Al işte. Bir vatan evladı daha kucağında şehit oldu. Komutan, ben Osman. Cevap ver komutan. Konuş Osman, ne var? Komutan, teslim olacaklarla irtibatım kesildi. Cevap vermiyorlar komutan. Merak etme Osman. Bizimle irtibata geçtiler. Bir askerim onların döşediği mayına bastı. Niyetleri bizi pusuya çekmekmiş. Olmaz öyle şey komutan. Bir yanlışlık var. Benim kardeşim de onların içindedir. Teslim olacaklardı. Demek ki sana da yalan söylemişler Osman. Şerefsizler. Demek buradasınız ha? Öncü. 100 metre önümde kayalık bölgede görüntü alıyorum. Tamam aslanım. Bekle. Kımıldama yerinden geliyorum. Anlaşıldı tamam. Ulan bunların niyeti teslim olmak falan değil. Ah be ah. Yavuz haklı çıktı. Kancık bunlar kancık. Teslim olacaklarmış. Külahımı anlatsınlar benim. Ulan bir çıkın karşıma. Erkekseniz bir çıkın. Tamam la burası iyidir. Siz üçünüz burada durun. Hemen silahlarınızı gizleyin. Tamam, tamam başkan. El bombalarınızı hazır edin. Asker gelince siz elleriniz arkada teslim olur gibi yapacaksınız. Biz geride bekleyeceğiz. Onlar size doğru gelince el bombalarını atacaksınız. Gerisi bizim işimiz. Hadi acele edin. Tamam. Siz de gizlenin ha. Nerede aslanım? Orada komutanım. Bakın ileride. Büyük kayanın dibinde. Çalıların arasında. Kontrol edelim. Çavuş sen git bir bak. Biz seni koruyoruz. Emredersiniz komutanım. İlkel bombası atılınca kana boğacağız onları. Nefes bile almadan 5 dakikada olup bitecek her şey. Teki bile kurtulmamalı. Anladınız mı la? Anlamış arkadaşlar. Anlamış.
Öncü, buraya gelseniz iyi olur. Anlaşıldı, tamam. Dikkatli olun. En ufak bir terslikle ateş serbest. Hadi aslanlarım. Ulan abi, ki bunlar? Gördün mü? Peşin hükümlü olmak iyi değildir. Kendi içlerinde çatışmışlar. Demek ki teslim olacakları infaz ettiler. Neyse ne. Öyle de hainler, böyle de hainler. Ne olursa olsun ortada bir gerçek var. Murat'ın anne babası yıkılmıştır şimdi. Ayşe perişan olmuştur. Bunu benden iyi kimse anlayamaz. Ama bir şans tanımak lazım. Sevgiye, kardeşliğe şans tanımak şart. Yoksa bu iş çözülmez. Bunlar büyük ihtimalle teslim olacaklardı. Aralarında çatışma çıkmış olmalı. Hadi çavuş, topla adamları, gidiyoruz. Komutanım, çok uzaklaşmışlardır. Yok çavuş, yok. Onlar bizi üç gözelerde bekliyordu. Ama bunu bildiğimizi bilmiyorlar. Sen yanına iki kişi al. Üç gözeleri Çakmaktepe tarafından dolan. Biz normal yoldan gideceğiz. Yemi yutmuş gibi yapacağız. Siz de arkadan dolan. Hadi aslan, göreyim seni. Emredersiniz komutan. Ben de. Sen de. Mis gibi kokular geliyor. Kolay gelsin hanım. Sağ ol bey. Ne o hanım? Yine dolmuş gözlerim. Allah aşkına bu kadar harap etme kendini. Hatırlar mısın? Sana da anlatmıştım. Selim'in küçükken gördüğü rüyayı. Hani şu şehit olduğunu gördüğü rüyayı. O geldi aklıma şimdi. İçimde bir ateş yanıp duruyor zaten. Ya ona bir şey olursa biz ne yaparız? Nasip Hanım. Veren de Allah, alan da. Demek tuzak kurdular ha? İyi. Biz de bu tuzağı başlarına geçirmesini biliriz. Nerede kaldı la bunlar? Niye gelmezler hala? Başkan, geldiler. İyi, gelsinler bakalım. Başkan, gel bir çekin. Tamam la, asker de geliyor. Mevzi alın hemen. Tamam başkan. Tırmanmaya başladık. Hadi be, hadi, hadi! Sakın belli etmeyin. Eller tetikte olsun. En ufak bir terslikte ateş serbest. Kimse bir arada kalmayacak. Araziye dağılacağız. Muhtemelen öndekilerin elinde el bombası olacak. Ellerinin içini görmeden yaklaşmak yok ona göre. Anlamadılar.
Rahat rahat gel İlyas. Az daha yaklaşın. Az daha. Ayağa kalkın la. Bombaları göstermeyin. Yaklaşınca durmayın atın. Bu iş bu kadar basittir ha. Neredesin be Selim? Nerede? Anlaşıldı oldu. Ulan sizin. Öncü. Öncü ileride adamların elinde el bombası var. Sakin ol Aslan. Sen onları bize bırak. Siz arkadakileri halledin. Onlar daha önemli. Anlaşıldı tamam. Asker niye dağılıyor? Ula bunlar bir şeyler çevirirler. Şekilde yana açın. Yavaş yavaş yaklaşın. Ateşlediğimde hep birden ateş edeceksiniz, tamam mı? Tamam başkan. Ula bombacılar. Hazır olun la. Şimdi dediğimde atın bombaları. Tekrar ediyorum. Ellerinizi görebileceğim şekilde yanları açın. Bu son ihtarımdır. Hazır olun. Öncü üç, tahmin ettiğin gibi. Bunlar infazcı grup. Bundan sonrası sizin inisiyatifinizde. Ellerinizi yanları açın. Bombaları atacak lan bunlar. Tertip hazır ol. Ateş! Ne oluyor lan? Ateş serbest! Dikkat et! Katil!
Murat! Serhat! Görmedim tertip. Hain yaralıymış, görmedim. Tamam kardeşim, tamam. Hani teslim olacaklardı Selim? Niye böyle oldu? Sus kardeşim, yorma kendini. Bitecek her şey. Biz kardeş değil miydik tertip? Niye böyle oldu? Yardım edin! Yardım edin, Serhat vuruldu! Sen burada bekle. Hadi. Tertip dayan. Tertip dayan. Sık dişini tertip. Tertip. Kaçıyor tertip. Kaçıyor. Sen Serhat'ın başında kal. Sakın ölme tertip. Sakın ölme. Kaçamayacaksın lan. Serhat. Serhat. Tertip. Dayan. Tertip dayan ne olur. Serhat. Barıştık mı Yavuz? Saçmalama be. Hiç küsmedik ki zaten. Hakkını helal et tertip. Sakın Serhat. Serhat sakın. Bu böyle olmaz Serhat. Yeter bu kadar acı. Sakın ölme Serhat. Bari sen ölme Serhat. Selim nerede oğlum? Yaralı bir terörist vardı. Peşinden gitti komutanım. Siz ikiniz benimle gelin. Emredersiniz. Serhat. Teslim ol. Kaldır ellerini! At silahını, at! At dedim! Bırakma beni Serhat ne olur. Şakaydı hepsi. Sinirimden söyledim. Serhat uyan ne olur. Ürgüp'e bu turistik bir yer var. Kendisi atçılık yaptı. Askere gitmeden önce. Bu polisliği çok severdi. Hatta bir iki sefer sınava girdi. Birkaç puanla yani polisliği kaybetti. Bir gün üstü geldi annedi. Ben zaten de biliyoruz yani muhtarlardan duyuyoruz. Tezkerem geldi dedi. Ben abimden önce askere gideceğim. Tecilimi bozdurup askerlik yapacağım dedi. Benim çok çevremde kızlar vardı. Gel oğlum seni nişanlayayım dedi. Hani çok temiz kızlar var dedi. Yok anne dedi ben nişanlanmam, evlenmem. Evlenmeye niyetim yok dedi. Ben askere gideceğim, askerden geleceğim şüpheli ben şehit olacağım dedi. Buradan çıktık dışarıya. Yola indik.
kucaklaştık, öpüştük, sarıldık. Anne ağlama dedi. Beni büyütmüşsün, bu askere gönderiyor musun? Sakın ağlama dedi. Oğlum nereye gideceksin dedi. Sorma anne dedi. Dedi ki Hakkari'ye gidiyorum dedi. Ya Allah'ım kolaylık versin oğlum, ne diyeyim dedi. Anne dedi, hakkını helal et dedi. Ben geri gelmem dedi. Sen biliyorsun benim geri gelmeyeceğimi dedi. Yok oğlum o nasıl, ben seni dedim buralarda kalasın diye mi büyüttüm? Ne hallerle ben seni bu dünyaya getirdim? Ben gelmem dedi. Gelemem dedi. Hem şehit olacağım hem de o teröristlerin kökünü kazıyacağım dedi. Kendi de biliyordu gelmeyeceğini. Ben de biliyordum gelmeyeceğini. Zaten ikimiz aynı duyguyu yaşıyorduk onunla biz. Eyvah dedim, sanki ciğerimin bir yarısı koptu onunla beraber gitti. Jandarma komando olarak mesela askerlik yapanı polisler direkt alıyorlarmış. Bu da başarılı olduğu için bana devamlı takdir teşekkür belgesi gelirdi. Arkadaşı geldi buraya, teyp istedi, radyo kasetlerini istedi, gönderdim. Biz de korkuyoruz dedi arkadaşı. Biz dağların arasına saklanıyor kayaların dedi. O en önde gidiyor dedi. Buraya yatmaya mı geldiniz? Hepiniz kalkın bakayım derdim, dermiş onlara. Yerleştikten sonra kendisi zaten bize telefon açıyordu. Bizim yani açmamız, ulaşmamız imkanı yoktu. Oğlum bak yapma, herkesten önde gidiyor musun? Canına yazık değil mi? Ben seni ne hallerle bu dünyaya getirdim, büyüttüm 20 yaşına kadar. Seni oralarda kalasın diye mi gönderdim? Geri geldiği bekliyorum seni derdim. Anne sen beni düşünme derdi. Onun yediklerini ben oturup sini de yediğim zaman. O oralarda yiyor mu ki diye acaba, öyle içerlerim sızılırdı. 10 senedir her gün 2-3 güne bir rüyamda görürüm. Oğlum nerelerinde yaraların, gel de bir bakayım derim, açarım vücudunu her gün. Ya Cenab-ı Allah evlat acısı gibi hiçbir acı kimseye vermemiştir. Ne anneye benziyor, ne babaya benziyor. Hiç kimseye benzemiyor. Çünkü o senin bir ciğerin parçası oluyor. Ben sana ağlarım oğlum oğlum, gülüm solar. Ben sana yanarım oğlum. Feryadımı duyan analar ağlasın, dağ gibi aslanımı elde bıraktım. Eyvahıma, yıkılan umutlarıma, oğluma almadım, gelinler yansın. Eyvah.